Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün evde sürekli yaptığım bazlama tarifi vereceğim. Bir paket yaş mayamı elimle ufalayıp kabıma alıyorum. 2 su bardağı ılık suyu. 1 çimdik toz şeker. Alıp mayamız eriyene kadar bu şekilde karıştıralım. 1 su bardağı yoğurt sulu tarafından. Yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ve unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz. Bu şekilde kaşıkla karıştırarak un ilave edeceğiz. Yaklaşık 7 su bardağı un kullandım. Siz yine de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Hamurumuz bu kıvama gelince elimizle yoğuracağız. Hamurumuz yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Normal poğaça hamurlarından daha yumuşak. Bu şekilde yoğurup hamurumuzu toparlayalım. Elime çok az yağ alıp hamurumu bu şekilde elime yapışmadan toparlayacağım. Siz de bu şekilde hamurunuz yumuşak olsun. Üzerini streç poşetle kapatıp 1 saat oda ısısında hamurumuz kabarana kadar dinlendirelim. Hamurum kabardı. Böyle havasını alalım. Ve tezgah alıp bezelerimizi yapalım. Elimizi çok az yağlayalım. Hamurumuz yumuşak olduğu için elimize yapışabilir. Mandalinadan biraz büyük beze yapacağız. Toplamda 7 tane beze elde ettik. Bu şekilde topladıktan sonra tezgahıma çok az un alarak hamurumuzu açalım. Unu abartmayalım. Tavada pişirirken yanacaktır. Onun için çok az unu koyalım. Tatlı tabağının boyutunu da açalım. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz bu şekilde. Bir yandan ekmeğinizi açarken bir yandan da tabağımı açtım. Siz ikisini bir arada da yapabilirsiniz. Normalde ben hem açıp hem de pişiriyorum. Zaten kısık derecede pişiriyoruz. Ekmek pişene kadar rahatlıkla bir iki tane açıyorsunuz. Ekmeğini çok ince yapmayalım. Çok kalın da olmasın. Böyle orta olsun ki yumuşak bir bazlama elde edelim. Çok ince yaparsanız lavaş gibi olur. Tavam ısınmış ve ekmeğimi bazlamamı düzeltiyorum bu şekilde. Kenarları toplanırsa elinizle düzeltebilirsiniz. Alt kısmı kızarınca bazlamalarımızı çevirelim. Önlü arkalı güzelce pişirelim. Bazlamamızı tavada alınca sıcak sıcak istediğiniz yağ sürebilirsiniz bu şekilde. Her iki tarafına da süreceğiz. Bu şekilde hepsini tamamlayacağız. Hepsini bu şekilde tamamladım. Bazlamalarımız hazır. İçi de çok güzel pişti. Ve çok yumuşacık. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.